Evet. Biraz sağ. Bakın belgeler aldım. 6 yılda 60 belge aldım. Adım Tarık T. Altınel. 7. sınıfa gidiyorum. 14 yaşındayım. İzmi, yüzme, okçuluk, buz bateni, kickboks, masa tenisi, basketbol, voleybol. Annemle birlikte Elifba okuyor. Elifba'dan öğretiyor beni. Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Yetenek, güç, azim ve sabır. Harikalar Diyarı'na gidiyorum. Okçulukta Sıcakçı'na gidiyorum. Sıcakçı'na gidiyorum. Piyano kursunda da Tuna'da gidiyorum. Çok çalışarak. Otizm engel değil, farklılıktır. Tarık çok özel bir çocuk. Çok yetenekli, çok sevecen, çok yardımsever, çok naif bir çocuk. Yapamayacağı hiçbir şey yok. 2,5 yaşında tanı aldı ve daha sonra bizim kabullenme sürecimiz çok zorlu geçti. O süreçten sonra eğitim ve terapilerle ilerlemeye başladı. Göz kontağı kurdu. Daha sonra algı açıldı, komutları yerine getirir oldu. Daha sonrasında hiperaktivitesi için sporlara yönlendirdik. Spor kurslarına gitti. Müzikte de konservatuara gitti. Orada eğitim aldı. Birçok müzik aletini, ritim aletini çalıyor. Son 6 yılda spordan 60 belge aldı. Ve şampiyonlukları var. Sanat olarak da birçok konservatuardan belgeleri var, sertifikaları var. Tiyatrodan ödülleri var. Tarık'ın gün içindeki vaktini, hiç 5 dakikasını boş geçirmek istemeyen bir çocuk. Sürekli bir şeyler yapmak istiyor. Okuluna gider, okuldan çıkar kurslarına gider. Daha sonra akşam eve geldiğinde Kur'an okuruz birlikte. Kitap okuruz beraber. Koşu bandında yürür, piyanosunu çalar. Yani sürekli dolu dolu bir çocuk. Bu ara tatilde de neredeyse 11 etkinlik yaptık beraber. Oğlumun yapamayacağı hiçbir şey yok neredeyse. Bu etkinliklerde daha çok insan tanıyor, daha çok çevre tanıyor, daha çok ses, koku, enerjilerini alıyor. Sporda hem zihinsel hem fiziksel gelişmesine yardımcı oluyor. Sanat olarak da, yani müzik ruhun gıdasıdır, ruhuna hitap ederek dikkat dağınıklığına çok çok iyi geliyor. Voleybol, basketbol, yüzme, tekvando, kickboks, masa tenisi, kort tenisi, buz pateni, okçuluk gibi birçok sporları yapabiliyor. Müzikte de şimdi daha çok piyanoya ağırlık verdik. Hem çalıyor hem söylüyor.
Gerçekten çok çok yetenekli. Hem sporda hem müzikte birçok başarıya imza attı. En önemlisi normal gelişen yaşıtlarıyla birlikte grup eğitimleri aldı. Bu da onun kaynaşmasına, daha çok özgüven kazanmasına yardımcı oldu. Çok yardım gördük, çok destek aldık. Çok çok iyi öğretmenlerimiz yardımcı oldular, destek oldular. Çok takdir ediliyoruz. Biz zaten başta beraber başladık. Hatta kurslara beraber başladık. Okula gittiğimizde de beraberdik. Sırasının yanında oturdum. Okçulukta hani oğluma yardımcı olmak için ben de okçuluk öğrendim. Piyanoda ben de onu çalıştırabilmek için piyano çalmayı öğrendim. Ama bu zaman içerisinde tabii ki oğlum beni geçti. Çok şükür şimdi kendi kendine, kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Artık kurslara kendisi gidiyor. Evet, kendisi tramvaya binip gidebiliyor artık. Onun görev alması ona özgüven sağlıyor daha çok. Onun kendi kendine yapabilmesi kendine özgüvenini arttırıyor.